yöntemlerle ilgili nasıl sorular sorulmuş daha önce bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğun yaşayışını araştırmak isteyen bir bilim adamının sağlıklı bilgiler elde etmesini güçleştirir? Bakalım topluluğu uzunca bir süre gözlemesi güçleştirecek bir şey gibi durmuyor. Kendini toplulukla özdeşleştirmesi evet burada bir sıkıntı var bu bir dursun. Ön yargısız gözlemler yapmaya özen göstermesi aksine bu kolaylaştırır. Topluluk üyeleriyle iyi ilişkiler kurması bu da aslında güçleştirmez. Kolaylaştırabilir hatta. Önceden hazırladığı sorulara cevap araması kesinlikle kolaylaştırır ama kendini toplulukla özdeşleştirirse nesnellikten uzaklaşabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Kentteki insan davranışları üzerinde araştırma yapan bir sosyoloğun tüm bireylere ulaşıp onlarla konuşması mümkün değildir. Bu nedenle araştırma kapsamına giren bireylerin tümü üzerinde değil, bunlardan belli bir yöntemle seçilen bir kısmı üzerinde inceleme yapar. Bu parçada araştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği üzerinde durulmuştur? Az önce anlattık. Bireylerin tümüyle değil, bunlardan belli bir yöntemle seçilen bir kısmı üzerinde inceleme yapılması örneklem almadır. Dolayısıyla örneklem almanın tanımını bilmeniz lazım bu soruya doğru cevap verebilmek için. Bir araştırmacı tarıma traktörün girmesi, köyden kente olan göçü arttırır hipotezini tarımda traktör kullanmaya başlayan birkaç köyde sınamak istiyor. Bu araştırmacının aileler arasında gerçekleşen çatışmalar gibi köyden kente göçe yol açabilecek başka etmenleri dikkate almaması aşağıdaki araştırma ilkelerinden hangisine ters düşer? kullanılacak veri toplama teknikleri araştırmanın amacına uygun olmalıdır. Bilmiyoruz burada neyi kullandığını. O yüzden bunu kabul edemem. Etkisi araştırılan değişkenin nicel ya da nitel oluşu göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla ilgili de bir şey söylemedi bize paragrafta. Etkisi araştırılan değişken kendisiyle aynı yönde etkisi olabilecek etmenlerden yalıtılmamalıdır. Evet, cevabı bulduk. Bilimsel araştırmalarda zamanı ve emeği yerinde kullanarak doğru veriye ulaşmak önemlidir. Bu nedenle konuya uygun yöntem seçilmelidir. Buna göre Türkiye genelinde lise öğrencilerinin okul başarısında ailelerin etkisi konusu araştırmak için uygun olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi. Katılımlı gözlem burada çok kullanılabilecek bir yöntem değil. Çünkü ne yapacağız? Lise öğrencilerinden birisi gibi mi davranacağız? Olmaz. Anket Ailelerin etkisini araştırmak istediğimiz için yine çok kullanılabilecek bir yöntem değil. Monografi, hatırlayalım monografi neydi? Bir örneklem üzerinde derinlemesine çalışma yapılma Dolayısıyla Türkiye genelinde lise öğrencilerinin okul başarısında ailelerin etkisini araştırmak istediğimde Türkiye genelindeki bütün lise öğrencilerine ve onların ailelerine ulaşmam mümkün olmayacağı için monografiyi kullanmam lazım. Bir örneklem seçeceğim, derinlemesine araştırma yapacağım. Sonra da bunu Türkiye genelindeki lise öğrencilerinin hepsine genelleyeceğim. Bir ülkede traktör satışlarında artış olmuş. Bu durum ilk bakışta refah düzeyindeki yükselme olarak algılanmış. Oysa öyle olmadığı yapılan bir araştırmayla anlaşılmış. Köylü eski traktörünü ucuz fiyata peşin parayla satıyor, aldığı paranın bir kısmıyla borçlarını ödüyor, kalan parasını ilk ödeme olarak verip uzun vadeli traktör alıyor. Bu parçada söz edilen durum sosyolojik incelemelerde düşülebilecek hatalardan hangisine örnektir? Tekrar bakalım. Şimdi traktör satışlarında artış oluyor. Bu durum refah düzeyindeki yükselme olarak algılanıyor. Fakat sonra yapılan bir araştırma diyor ki Köylü aslında hiç de refah düzeyinde yükselme olmasından kaynaklı olarak traktörlerini satmıyor. Tamamen başka bir durum var ortada. Dolayısıyla burada eksik veriyle sonuç çıkarıldığı için böyle bir yanılgıya düşmüş. Cevabımız A seçeneği. Fransa'daki bir üniversitede öğrenci olan Mehmet'in Alman aile yapısıyla ilgili verilen ödevi hazırlamak için araştırma yapması gerekmektedir. Alman aile yapısıyla ilgili. Ailesiyle birlikte yaşayan Alman bir arkadaşına konuyu anlatır. O da oturdukları apartmandaki ailelerin çoğunun aşağı yukarı 100 yıl önce Almanya'dan göçen aileler olduğunu bu nedenle de araştırma süresince onlarda kalabileceğini söyler. Arkadaşının yanında kalmaya başlayan Mehmet 3 ay boyunca gözlem yapar. Gözlemler sonucunda elde ettiği verileri Alman aile yapısıyla ilgili yapılmış araştırmalarla karşılaştığında ulaştığı sonuçların bunlardan çok farklı olduğunu görür. Mehmet'in araştırma sonuçlarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunu biraz daha dikkatli okumamız lazım. Mehmet'in Alman aile yapısıyla ilgili bir araştırma yapması lazım ama araştırma yaptığı aileler 100 yıl önce Almanya'ya göçen aileler. Yani Alman aileler değiller. Dolayısıyla bakalım Araştırma süresini iyi değerlendirememiştir. Bilmiyoruz öyle bir şey söylemedi. Araştırma konusunun sınırlarını belirlememiştir demedi. Toplumsal olayların bütünlüğünü göz ardı etmiştir demedi. Seçtiği teknik araştırılacak konuya uygun değildir. Bunu da söylemedi. Bütüne uygun örneklem seçmemiştir. Evet Mehmet'in düştüğü yanılgı budur. Cevap E seçeneğidir. Müzik <laughs>